Merhaba arkadaşlar, bugün Yeşilyurt Belediyesi'nin düzenlediği bir sergideyiz. Selamünaleyküm hocam. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Elhamdülillah. Sergimizi anlatabilir misiniz bize? Sergimiz Yeşilyurt Belediyesi Kent Konseyi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yapmış olduğu bir proje, benim paçamdan projesi. Projede özellikle öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte dekoratif sanatsal çalışmalar yaptık. Eserlerimiz burada. Buyurun, şimdi eserlerimizi gidelim, gösterelim. Yeşilyurt Kent Konseyi maddi destek, manevi destek sundu bize. Boyalarımızı, bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resim atölyesinde de çalışmalarımızı beraber sürdürdük velilerimizle, öğretmenlerimizle. Velilerimizle, bazı öğrencilerimizle birlikte geldi. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Çok şimdi resimlerimizi tek tek gösterelim. Bakalım. Renk uyumu çok güzel. Teşekkürler. Ben de renk uyumundan anladığım için. Dekoratif bir çalışma. Şunun altına ne yaptınız? Bunun altında eskitme var. Üstünde rölyef pasta var. Rölyef. Onunla birlikte. İsmini unuttum bir an. Rölyef pasta üzerine eskitme yapılmış. Bu da öyle. Rölyef pasta biraz daha soft tarzı renklerle böyle farklı görünüm sağlamaya çalışıyor. Bu da öyle. Rölyef pastayla. Renk uyumları da harika. Dokulu, kapatmalı. Zaten özelliği çok güzel, hoş. Biz de şeyde bu kalıpları boyamada kullanıyorum ben. Boyama. Üzerine boya yapıyorum. Şişe boyamada filan. Ve bu hem kuğu hem hiç hem Mevlana hepsi bir arada. Kuğudan geldim. Evet. Burada da hani, mavilik içerisinde. Denizi andıran güzel bir resim. Hüzün, sonbahar hüzünleri. Son Gülhan'ın, velilerimizden Son Gülhan'ın çalışmalarından. Böyle renkli bir karakter, güzel bir arkadaş. Bu da gene altında rölyef pasta. Evet, bu da mesela bir portre çalıştık kendisi. Bayağı becerikliymiş maşallah Son Gülhan'ıma da alkışlıyorum buradan. Son Gülhan'ımı da yakından tanıdığım için. Evet, Son Gülhan'ıma yine. Ha, çok güzel. Bu da böyle ilk çalışması. Ben de gelsem çok şey çıkarırmışım. Evet. Son Yunan'ın ilk çalışması. Allah nasip ederse bir dahaki şeyinizde, kursunuzda. Bu Eyfeller'de Batu'ya ait, Batuhan'a. O Eyfeller, evet, ismi de yazıyor. Batuhan, tebrik ederim seni. Bu Son Yunan'ıma diğer hala Bayram var. Evet. Onun sevdiği bir karakterin. Evet, Bayram biraz şey. Evet Bayram, seni de tebrik ederim. İnşallah izlersiniz videomu. Son Gülhan'ın son çalışması. Kendisi gibi zarif narin kelebekleri seçmiş. Evet, kendisi gibi. Özgürlüğe düşkün. Evet. Bu da hocalarımızdan. Hangi hocam? Fatih Oruç. Şurada yüzü andıran bir şey var. Evet, o böyle bir soyut bir yüz, evet, gibi. Yine Fatih Hocam uzay konusunda biraz şey. İlgili. Uzaya böyle, evet, uygun tarzda çalışıyor. Uzayı anlatan. Ve gökyüzü, mavilikler, evet, yeşillikler. Bu da gene gece çalışması. Evet. Renk uyumu çok harika burada da. Yeşil. Her birinin renk uyumu güzel de bazısı daha böyle göz alıcı oluyor. Bu da mesela. Deminki gelen hocamız mıydı? Tanımak için soruyorum. Bu tam or taraftan ilgimi çekti. Bak bu üçü. Evet, Meriç Hocam'ın çalışması. Papatya'nın. Bu da rölyef pastayla kendisi uygulamış. Kendi, evet. Kalıp olmadan. Evet. Burada bizim Onur Hocamız var. Onur Kutlu. Onun çalışmaları. Burada İbn-i Sina ilk öğretim okulunda özel eğitim. Bu da çok güzel. Bu Mahmut'un. Şu
şunu da çekelim, bu da harika. Ağaç, onun da ağaçlara ilgisi var. Biraz ağaçlarla devam etti. Dilek Hanım'ın yaprak çalışması. Dilek Hanım, tebrik ederim. Çok güzel bir çalışma olmuş. Sonbahar ama hüzünlü değil bu da. Çok güzel. Hüzünlü değil. O evet, bu umut vaat eden bir şey. Evet. Mahmut'un çalışması. Ay maşallah. Mahmut bizim Osmanlı hayranı olduğu için laleler çalıştı böyle. Evet. Mahmut, ellerine sağlık kuzum. Ve tuğralar çalıştı. Bunlar evet, Mahmut'a Osmanlı tuğrası görüyordum hep. Aha, Instagram'da da gördüm. Mahmut, ellerine sağlık Mahmut. Yine Dilek Hanım, bir de Mevlana çalışması. Evet, Dilek Hanım, ellerine sağlık. Ondan sonra burada Ümit Hanım. Ben gördüm demin, biliyorum, tanıyorum yani. Ümit Hanım, ellerinize sağlık. Ümit Hanım da böyle çok güzel çalışmalar yaptı. Evet, şu laleler de güzel olmuş, gelincikler. Böyle ikili bir çalışma böyle. Evet, salon devamlı için. Bu da Ekin hocamızın, Ekin hocamız. Bu da bir soyut. Evet, soyut tarzda çalışmayı çok seviyordu. Böyle bayağı bize çalışma çıkardı. Ama buna bakarsan ne kadar değişik şeyler anlatıyor resim. Bu çiçek çalışması Ekin hocam. Enginlere çok benziyor sanki, şöyle yarımdan. Engi gördü, beğenildi. Evet. Böyle soyut bir çalışma yaptı. Evet, renk uyumları güzel. Ellerinize sağlık. Belki hocam izler videomuzu. Da, atarsanız o da izler. Gökhan hocam var yine özel eğitimde. Gökhan Kar yağdı. Biraz önce geldi ziyarete. Hı hı. Onun böyle ellerinize sağlık. Böyle. Bunlar hep Gökhan hocama ait. Kendi tasarımları. O yüzden anladım. Onun için çok değerliler. Bu da şeye benziyor. Tuz lambasına. Evet. Meşale. Değişik. Normalde tuz, kare tuzları böyle üst üstüne koyup altında lamba takıyorlar ya, ona benzemiş. Bu da uçuşan kara hindiba tohumları. Evet, böyle bir şey çalıştı. Güzel oldu. Evet. Bu da güzel, beyindeki düşünceler sanki anlatıyor. Kalbi kırık bir bayan hanımefendi, gözleri kapalı. Kalbi kırık. Kalp kırılınca demek göz de kapanıyor. Bunlar da elifler. Yine bu da Batı'nın çalışması. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hediye etti bunu Batı'ya. Çok güzel. Hatice Özdemir'e. Yeni müdüremiz. Bu da projemizin. Tüm yapanların ellerine sağlık. Sizlerin de eline, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. El sağlayalım. Batı'nı da çekmedik. Neyse, orada çekelim.